Baştan başlayacağız. Tamam, o zaman baştan aynı zamanda. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin'i iadeye ziyarette bulundu. Sayın Valime, ben de AK Parti ailesi adına... AK Parti Merkezi İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yalçın, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Birsen Deniz ve il yönetiminin de yer aldığı ziyarette, Vali Mahmut Çuhadar ve İl Başkanı Mehmet Dağtekin bir süre sohbet ederek fikir alışverişinde bulundular. Sayın Valime, ben de AK Parti ailesi adına çok teşekkür ediyorum. Ziyarete ilişkin bir açıklama yapan Vali Çuhadar, Adıyaman'ın daha da gelişmesi için siyasi partiler başta olmak üzere her kesimiyle yakın bir diyalog içerisinde çalışacaklarını vurguladı. Elbette ki siyasi partiler, kamu kurum kuruluşları, valilik, kaymakamlık, belediyeler, mahalli idareler, devletin halka hizmet götüren araçları, siyasetle idarenin ayrı ayrı çalışmasını, ayrı ayrı hareket etmesini düşünmemek lazım. Birliktelik sağlanırsa, şehrin, kentin, ilin dinamikleri birlikte hareket ederse, kamu hizmetinde de, vatandaşa sunulan hizmetlerde de verimlilik artışı sağlanacağını düşünüyorum. O yüzden siyasetle idare kesinlikle ayrı düşmemeli. Her daim istişare içinde olmalıdır. Çünkü vatandaşımız, bizim vatandaşımız hizmetin en iyisine, en kalitelisine layıktır. Bu liyakata mazhar olabilmek, bu liyakata cevap verebilmek için de gerek siyaset, gerek idare, gerek mahalli idareler, belediyeler el ele, kol kola birlikte kamu hizmetini daha iyi noktalara nasıl götürürüzün derdinde, tasasında olursa o ilde dinamikler harekete geçirilir, kamu hizmetleri daha kaliteli verilir, il daha ileri noktalara nasıl götürülür, onun çalışmaları hep birlikte yapılır. İnşallah bizim de gayemiz, halkımıza tekrar etmekte fayda var. Bu halk, bu millet en iyi hizmete, en kaliteli hizmete layıktır. Bu hizmeti nasıl en iyi şekilde götürürüz, Adıyaman'ımızı nasıl daha iyi ileri noktalara taşırız, onun derdinde, onun tasasında olacağız görev süremiz içinde. Tarım ve sanayi zaten birbiriyle iletişimli, etkileşimli faktörler. Turizmi tek başına değerlendirip Adıyaman dinamiklerini o konuda da harekete geçirmek lazım. Başkan Dağtekin, ziyaretlerinden dolayı AK Parti ailesi olarak Vali Mahmut Çuhadar'a teşekkür ederek şunları dile getirdi. Bizim temel hedefimiz, sizin de vurguladığınız gibi, siyaset ve bürokrasinin, yönetimin birbirlerini tamamlamaları, birbirlerinin üstüne taş koyup birlikte yükselmek ve memleketi birlikte bir yerlere getirmeyle ilgili bir amacımız var. AK Parti bugüne kadar hamdolsun hep iyi sınavlar verdi. Adıyaman'ımızda 2002'den bu yana dönüp baktığımızda gerçekten devasa eserleri hep görüyoruz. Üniversitesinden 400 yataklı hastanesine, oradan Mississippi Köprüsü'ne, oradan havalimanının yeni şekline böyle devasa eserleri ve son günlerde her gün yeni bir projenin açıklandığı, yeni bir yapılmış işin tamamlandığı, mesela Altınşehir Köprüsü, yine hemen yanı başındaki Millet Bahçesi, işte inşallah temelini atacağımız 300 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi. Allah'a hamdolsun bunları ardı ardına getireceğiz. Ama Sayın Valimizle biz ana ilkede birleştik, buluşuyoruz. İnşallah sanayiyi çok önemseyeceğiz. Hep birlikte zaten güzel bir organize sanayimiz ve ilçelerimizde bunu birbirini tamamlayan organize sanayilerimiz var. İnşallah bunların eksiklerini hep birlikte tamamlamaya gayret edeceğiz. 6. bölge olduk. Bu müjde Türkiye'nin petrol müjdesi kadar hepimizi çok ilgilendirdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza burada teşekkür ediyoruz. Hem Ayasofya hem yapılan
devletler arası ilişkilerdeki Türkiye'nin onurunun, kimliğinin çok farklı bir yerde temsiliyeti, hem de hamdolsun bize bu kadar liderlik yaptığı süre içerisinde her zaman bizden daha önde koşuyor olması, yorulmaması, bıkmaması ve bize teşkilat olarak enerji vermesi yönüyle de teşekkür ediyoruz. Biz de hem sanayide, inşallah yine turizmde ve ardından da inşallah sulama ve tarım konusunda hep birlikte odaklanıyoruz, odaklanacağız. Perre'de kazma işini de Sayın Müdürüme gelirken bir telefon açtı. Başkanım başlıyoruz inşallah dedi. Bir 10 gün içerisinde Perre'nin kalan bölümünde kazı işlemini inşallah başlatacağız diye Sayın Valimizin de bu konuda çok ciddi destekleri oldu.